Gönül Pınarı. Geçen haftadan güzel dileklerimiz, güzel dualarımız vardı. Bu hafta bu saatlerde tekrar sizinle birlikte olabilmeye dair Allah'a şükür ki tekrar birlikteyiz sizlerle. Radyomuzda GSFM programımız Gönül Pınarı. Ana kumanda masasında Halil Karabacak, Sayın Osman Ünlü hocamız ve ben Fatma Tütüncüoğlu. İnşallah sevgili dinleyenlerimiz de radyoların başındaki yerlerini almışlardır. Onlara hayırlı akşamlar dileklerimizi sunalım. Nasılsınız hocam? Efendim teşekkür ederim, Allah-u Teala razı olsun. Hayırlı akşamlar dedik ama belki hayırlı sabahlar da diyebiliriz. Yok mudur öyle yeri? Ulusal bir radyo olmanın tabii bir takım avantajları var hocam. İnternet vasıtasıyla dinleyen, evet, diğer kıtadan insanlar da olabilir. Belki şu anda dinleyebilirler. Efendim bugün Cuma gecesi. Tabii Cuma'nın gündüzü de hayırlıdır, gecesi de hayırlıdır. Konumuz da hepimizin her zaman müracaat etmiş olduğu dua konusu. Daha çok doğrusu güzel bir konu. Duanın kabul olması için ne yapmak lazım? Bunun üzerine duracağız. Durmaya çalışacağız daha doğrusu. Kitaplardaki bildirilenler nakletmeye çalışacağız, gayret edeceğiz inşallah Teala. İnşallah. Hemen hemen hepimiz istisnasız yaptığımız duaların kabul olmasını isteriz. Ve Cenab-ı Hak insanı öyle yaratmış ki elinde bazı imkanlar olur. Maddi imkanlar. Bunları seferber eder. İhtiyaçlarını bu şekilde telafi eder. Veya özür dilerim efendim. Veya hatırlı bir kimsedir. Onu hatırını sayanlar vardır. Onlar vasıtasıyla herhangi bir işi, herhangi bir sıkıntısı varsa onları halletmeye çalışır. Parası vardır. Parası vasıtasıyla bu güçle istediklerini, arzu ettiklerini elde edebilir. Mevki makam sahibidir. Bu makamı, bu mevkisi sebebiyle isteklerine, arzularını tahakkuk ettirebilir. Emir verir, emri yerine gelebilir. Ama bazen öyle durum olur ki ne para kâr eder, ne makam kâr eder, ne hatır kâr eder, ne itibar kâr eder. Yalnızsın, yapayalnızsın, çaresizsin. Seni dinleyen ve hatırını gözetenlerin çaresiz dolaştığını görürsün. Elinden bir şey gelmez. Elinden bir şey geleceğini zannettiğin dostlarının da elinden bir şey gelmez. Çok zenginsin, parayın gücü yetmez. Mevkiin ve makamın çok yüksek ama o şey karşısında o makam, o mevki de çaresiz kalır. Onun da gücü yetmez. Peki o zaman çare ne? Her şeyin sahibine dönmek. Elleri açmak. Hücrelere varıncaya kadar Ya Rabbi diyebilmektir. Ya Rabbi diyebilmektir. İşte insan böyle bir haleti ruhiye içerisinde iken Allah-u Teala yönelirse, Allah-u Teala dua ederse acizliğini, zavallılığını ortaya koyar. Gözyaşlarını akıtır. İstiğfara devam eder. Ve ellerini açarak Cenab-ı Hakk'a yalvarırsa Cenab-ı Hak o kimsenin duasını kabul eder. Hiçbir gücün takat getiremeyeceği, getirmesi mümkün olmadığı yerde her şeyin sahibi olan, güç ve kudreti sonsuz olan Cenab-ı Hakk'ın dilemesi, takdir etmesiyle her şey alt üst olur ve değişir. Kabul olan dua namludan çıkan kurşunu geri çevirir. Mümkün müdür namludan çıkan kurşunu geri çevirmek? Mümkün değil. Yaydan fırlayan oku geri çevirir. Mümkün müdür? Değil. Zahiri şartlarla. Ne paran yeter, ne itibarın yeter, ne mevkiin yeter bunları durdurmaya. Ama kabul olan dua namludan çıkan kurşunu geri çevirir. Dua bu kadar önemlidir. Dua bu kadar önemlidir. Ama duanın da kabul olabilmesi için şartları vardır. Çünkü dua ibadettir. Allah-u Teala Kur'an-ı Kerim'de "Ey kullarım benden isteyin vereyim" buyuruyor. Ey kullarım benden isteyin, kabul eder veririm. Ey kullarım benden isteyin, ben kabul ederim ve veririm. Şimdi tabii konu bu noktaya gelince bizi dinleyen varsa dinleyenlerin hatırına gelebilir. Efendim biz de istiyoruz ama dualarımızın kabul olduğunu hiç görmedik bugüne kadar diyebilirler. Gönüllerine geçebilir. Efendim bu konuda da yine İbrahim bin Edhem Hazretleri asırlar ötesinde gönlümüze taht kuran gönül sultanlarındandır bu zat. Bu zatın döneminde de o zamanki müminler gelmişler bu zata, demişler ki Allah Teala Kur'an-ı Kerim'de "Ey kullarım benden isteyin, kabul eder veririm" buyuruyor. Ama biz diyor istiyoruz fakat vermiyor. O zaman İbrahim bin Edhem Hazretleri o gelen müminlere karşı hitaben buyuruyor ki Allah-u Teala'yı çağırırsınız fakat ona itaat etmezsiniz. Peygamberini tanırsınız fakat onun bildirdiklerine tabi olmazsınız. Ona uymazsınız. Kur'an-ı Kerim'i okursunuz fakat Kur'an-ı Kerim'in gösterdiği yolda gitmezsiniz. Cenab-ı Hakk'ın nimetlerinden istifade edersiniz, faidalenirsiniz fakat ona şükretmezsiniz. Ona şükretmezsiniz. Tabi her bir ayrı bir konu da bu şükür konusu inşallah Teala bu konunun üzerinde de bir dururuz da şimdi hatırımıza gelebilir. Efendim biz şükrediyoruz. Yiyoruz, içiyoruz. Elhamdülillah şükür ya Rabbi diyoruz. Bu şükür değil midir? Şükrü anlatırken İslam alimleri buyuruyorlar ki Cenab-ı Hak bize bir nimet verdi. Hı hı. Biz onları yedik. Hı hı. Onlardan biz o yediklerimizden bizde bir enerji, bir kuvvet hasıl oldu mu? Oldu. Evet. İşte şükür Allah-u Teala'nın vermiş olduğu o nimetlerden meydana gelen enerjiyi, gücü Allah-u Teala'nın emrettiği yerde kullanmakmış. Ve Allah-u Teala'nın bize vermiş olduğu nimetleri yine Cenab-ı Hakk'ın rızasına uygun olarak kullanmakmış. Ne gibi? Cenab-ı Hak bize el vermiş. Cenab-ı Hakk'ın rızasına uygun olarak kullanacağız. Ayak vermiş. Onun rızasına uygun olarak kullanacağız. Kulak vermiş, onun rızasına uygun olarak kullanacağız. Göz vermiş, onun rızasına uygun olarak kullanacağız. Allahu Teala geveze bir dil vermiş. Çoğu biz de gevezelik yapıyoruz. Dilin kemiği yok. İstediği tarafa dönüyor. Ama bu dil de Allahu Teala'nın rızasına uygun olarak kullanılacak. Çünkü bu bir nimettir. Cenab-ı Hakk'ın ihsanıdır. Konuşamayanlar da var. Duymayanlar da var. Görmeyenler de var. Nasıl yapacağız hocam? Gözü, kulağı, burnu, ağzı. Efendim Allah-u Teala'nın haram ettiği şeylerden sakınmak suretiyle. Bu kadar yani. Gözü, kulağı, burnu, ağzı, dili, eli, ayağı Allah-u Teala'nın haram ettiği şeylerden sakınmak suretiyle Cenab-ı Hakk'ın emrettiği şekilde kullanmış oluyoruz biz bunu. Cenab-ı Hak helal ve mubah olarak o kadar çok şey yaratmış ki çok az şey haram etmiştir. Mesela içecek o kadar çok şey var ki mubah olarak yaratmış, helal olarak yaratmış ama çok az istisna ettiği. Alkolü haram etmiş. Hı hı. Ama onun dışındaki bütün meyve suları dahil olmak üzere envai çeşit içeceklerin hepsini helal ve mubah kılmış. Ama sadece alkole yaklaşma. Ha, öbürlerin hepsini haram eder, alkolü serbest bırakabilirdi, onu helal edebilirdi. Ama o haram ettiği için ona yanaşılmaz, ona yaklaşılmaz. Efendim zararlı olduğu için. Bir kere Allah-u Teala'nın yasak ettiklerinde muhakkak bizim bilemediğimiz, tespit edemediğimiz, göremediğimiz zararlar elbette ki vardır. Elbette ki vardır. Fakat biz faide ve zararını düşünmeden Rabbimiz emretti diye yapar ve Rabbimiz yasak etti diye ondan sakınırız. Ölçü budur. Efendim domuz niçin haram? Allah Teala yasak ettiği için haram. Hı hı. Yasak etmiştir. Tersini yapabilirdi. Domuzu helal ederdi, koyunu da haram ederdi. Efendim olur mu? Ya işin sahibi o. Her şeyin sahibi o. Koyunu haram eder, etini yemeyi yasak eder, domuzu da helal ederdi. O zaman o ne emretmişse ona uyulur. Akla değil, Cenab-ı Hakk'ın bildirdiğine uyulur. Dolayısıyla Cenab-ı Hakk'ın vermiş olduğu nimetleri yine onun bildirdiği şekilde yerli yerinde kullanıyorsak o zaman şükretmiş oluruz. Aksi yerde kullanırsak nankörlük etmiş oluruz. Ve devam ediyor İbrahim bin Edhem Kudüs'ü Hazretleri. Cenab-ı Hakk'ın nimetlerinden faydelenirsiniz. Fakat ona şükretmezsiniz. Cennetin buyuruyor o gelen cemaate karşı, ibadetle ibadet edenler için olduğunu bilirsiniz. Fakat diyor hazırlıkta bulunmazsınız. Namaz kılmazsınız, oruç tutmazsınız, Allah-u Teala'yı hatırlamazsınız. Halbuki Allah-u Teala buyuruyor ki bunları ben emrettim. Bunları yaparsanız ben mükafat yeri olarak size cenneti vaat ediyorum. Ama hiçbir hazırlığınız yok sizin. Yani hiç ibadetlere yanaşmıyorsunuz. Sonra devamla cehennemi isyan edenler için, inkar edenler için, emirlerimi dinlemeyenler için yarattığımı bilirsiniz. Fakat ondan sakınmazsınız. Ve devam ediyor İbrahim bin Ethem Hazretleri. Babalarınızın, dedelerinizin, ninelerinizin yani daha önce vefat edenlerin ne olduklarını görür. Fakat bunlardan ibret almazsınız. Ya bunlar bizim başımızda gelecek demezsiniz. Ya 70 sene yaşadı benim dedem babam veyahut da 80 sene yaşadı. Ama netice itibariyle bunun geriye nesi kaldı? Eğer kötü bir yaşayışı varsa arkasından iyi ki gitti. Bir kötü de dünyadan eksik oldu. Dedirttirdiyse yandı. Yani ne iyi insandı. Allah-u Teala böyle iyi insanları hani çoğalsın. Demek var. Bir de bir an önce ayrıca bir kötü bu yeryüzünden defoldu gitti. Dedirttirmek var. Değil mi? Onlar öldü. Biz de öleceğiz. Sıra bize de geliyor. Onların öldüğünü görürsünüz. Fakat ibret almazsınız. Ve devam ediyor. Aybınıza bakmayıp başkalarının ayıplarını ve kusurlarını araştırırsınız. Halbuki insan eşittir ayıp, kusur, noksanlık demektir. Şu anda Osman Ünlü'nün kusuru, hatası elbette ki var. Fatma Tütüncüoğlu'nun elbette ki var. Elbette ki mevcuttur. Çünkü biz peygamber değiliz, biz melek değiliz. Biz şimdi kendimizi hani sütten çıkan ak kaşık gibi kabul edip de oturup artık hakem gibi. Şunun falan hatası var, bunun hatası var. Peki Osman Ünlü kendine çevirmesi lazım. Osman Ünlü öyle olması lazım ki kendi hatalarıyla, kendi kusurlarıyla öyle bir meşgul olması lazım ki başkalarının hata ve kusur yaptığını hatırına bile getirmemesi lazım. Ve herkesi iyi bilmesi lazım. O noktaya gelinmediği müddetçe çok bilmek de bir işe yaramıyor buyurdu. Hamallık olur buyurdu. Önemli olan had sahibi olmaktır. O zaman herkesi iyi bilmek kötü bir şey değil hocam. Yani değil tabii. Çevresindeki insanları değil. Da iyi görmesi. Yani çünkü onlar hata ve kusurlarıyla meşgul olmadığı, onları araştırmıyor, onları görmüyor ya. Dolayısıyla başını kaldırdığı zaman tamam insanlar görüyor. Onların hatalarını da araştırmadığı için onları hatasız görüyor. Kendini hatalı görüyor. O zaman bu kimse melek gibi olur. Herkese iyi geçinir. Ve herkes böyle olmuş olsa yeryüzü cennet olur o zaman da. Tadından yenmez. Ayıplarınıza bakmazsınız, başkalarının ayıp ve kusurlarını araştırırsınız. Ve devam ediyor. En sonunda noktayı koyuyor İbrahim bin Edhem Hazretleri. Kudüs'e sor buyuruyorlar ki böyle olan kimseler üzerlerine taş yağmadığına, yere batmadıklarına, gökten ateş yağmadığına şükretsinler. Daha ne isterler? Duaların neticesi yalnız bu olursa yetmez mi? Diyeceksiniz ki hocam yani konumuz duanın kabul olması idi. Kabul olması için gerekli şartlardı ama daha işin başında öyle bir şey söylediniz ki, öyle bir şey naklettiniz ki şaşırdık kaldık diye dinleyicilerimizin hatırına gelebilir. Bizim de hatırımıza geliyor. Efendim bu hadiseler kitaplarda yazılmış, bunlar kitaplarda yazılmış. Böyle sert olarak bildirilenler de var. Nefis bazen hain olduğu için, gaflet içerisine daldığı için ve yaratılış itibariyle ahmak olduğu için böyle sert olanlar da bildirilmiş. Çünkü Allahu Teala rahimdir. Ama elim azap sahibidir de. Azap da eder. Merhamet sahibidir. Erham-ı Rahim'indir. Merhametlilerin en merhametlisidir. Ama azap edicidir de. Ve azizün züntikam geçiyor. Allah-u Teala intikam sahibidir de. En ufak bir hatadan, kusurdan, günahtan da intikam alabilir buyuruyor. Çünkü Allah-u Teala mağfiretini, ihsanlarını iyiliklerin içerisinde gizlemiştir. Gadabını ise günahların içerisine gizlemiştir. Hafif görülen bir günahtan da intikam alabilir, gadab edebilir. Onun için bu konular anlatılırken iki tarafı birden anlatılmış. Yani madalyonun bir tarafı da sadece bir tarafı anlatılmamış, iki tarafı da anlatılmış. Şimdi herkes hani Anadolu'da bir söz var, takkesini çıkarsın önüne koysun ve düşünsün. Ben hakikaten İbrahim bin Ethem Hazretleri'nin buyurduğu kimselerin içerisinde miyim? Yani o cemaate benzeyen bir tarafım var mı? Hı. Namaz yok, ibadet yok, cennete talip yok, cehennemden kaçış yok. Ne bileyim, önümde vefat edenler var, onlardan ibret alma durumum söz konusu değil. Kur'an-ı Kerim okuyorum fakat gösterdiği yolla bir bağlantı var mı yok mu? Peygamber Efendimiz diyorum aleyhissalatü vesselam ama onun sünnet-i seniyesine tabi miyim değil miyim? Allah-u Teala'yı ben ya Rabbi şu işimi hallet, ya Rabbi şu dualarımı kabul et diyorum ama Rabbimin bana davetine ben icabet ediyor muyum? Hepimiz bir düşünmemiz lazım. Hepimiz bir düşünmemiz lazım. Ki biz Cenab-ı Hakk'a iltica ettiğimiz zaman Allah-u Teala, ki kitaplarda geçiyor, buyur kulum dermiş. Ne istiyorsun? Buyur kulum dermiş. Ne istiyorsun? Her şeyin sahibi yaratanı Fatma Hanım ya. Ama sen ona zaten takatımızın üstünde yüklemiyor. Takatımızın üstünde de bizden fazla bir şey istemiyor. Biz emredileni yerine getiriyoruz ama tıkandığımız zaman Allah Teala buyuruyor ki bana dönün. Benden isteyin. Şundan bundan istemeyin. Benden isteyin. Efendim Cenab-ı Hak'tan isteyince Cenab-ı Hak sebeplerle yaratır. Hiç ummadığın şekilde, ummadığın bir kimse gelir senin o derdini halleder gider. Gelir o senin sıkıntını çözer gider. Gelir sana yardım eder. Şaşar kalırsın sen de. Allah Allah dersin ya, ben bunu hiç tanımıyordum, bilmiyordum. Bu kimse niye yardım etti ki? Niye yardım edecek? Allah-u Teala onun kalbine yumuşaklık verdi. Geldi. Diyelim ki mesela yolda araban kaldı. Kimse yok. Sen de bilmiyorsun falan. Adam birisi geldi. Hiç tanımadığın, bilmediğin plakası falan. Bulunduğu şehirle hiç alakası yok. Adam indi, meşgul oldu, şey yaptı, çalıştırdı, ittirdi, götürdü. Şaşıp kalıyorsun. Allah Allah diyorsun ya. Adamcağız ismini cismini de söylemedi. Ne iyi insanlar varmış. Ona o iyiliği yaptırtıran kimdir? Allah-u Teala. Evet, o kazandı. Ama onu gönderen, sevk ettiren kim? Cenab-ı Hak'tır. Hatta ama galiba kısa bir aradan sonra deniyor. Öyle mi? Öyle hocam. Peki efendim. Gönül Pınarı devam ediyor. Konumuz da bu akşam bir o kadar güzel. Çünkü duaya çok sıklıkla başvuruyoruz hocam. Gerçi her ne kadar hani şükürden bahsettik ya. Şükür zamanlarında duayı ihmal etsek de maalesef hep böyle başımız sıkıştığı zaman genelde dua ediyoruz. Rahatsızlandığımız zaman, işte bir çok yakın zamanda bir deprem geçirdik. Deprem sonrasında hatırladık sık sık dua etmemiz gerektiğini. Ya da işte birimizin ya da sevdiğimiz insanların başı dara düştüğü zaman, geçim sıkıntısı çektiğimiz zaman. Ama demek ki insan iyi olduğu zaman, mutlu olduğu zaman da duaya başvurmalı, dua etmeli devamlı. Efendim buyuruyor ki, refah içerisindeyken, rahatken çok dua ederseniz, sıkıntıya düştüğünüz zaman yaptığınız duaları Cenab-ı Hak kabul eder. Duanın kabul olmasının bir şartı da bu. Bir şartları da bu. Bir elin yağda, bir elin balda. Hiç hatırlamıyorsun Cenab-ı Hak. Sıkışıverdin ya Rabbi. Allah-u Teala buyuruyor ki, ey kulum sen neredeydin? Ben sana bir sürü nimet verdiydim. Hastalık vermeliydim, dert vermeliydim. Ve işlerin tıkırında gitmişti. Senin işlerini rast getirmiştim. Bir elin yağda, bir elin balda. Ama hiç hatırlamadın ki. Ya Rabbi bunları sen verdin, senden geldi demedin hiç. Şimdi sıkışınca beni hatırlıyorsun. Hayrola diyecek. Hayrola. Şimdi efendim demin ara vermeden önce bir şey hatırımızdaydı da şimdi gene hatırımıza geldi. Onu bir nakledeyim de. Tabii. Bu İbrahim bin Edhem Hazretlerinden bir nakil yaptık. Onun arkasına gelmişti. Evet. Şimdi efendim baktı yine mecusi bir aile varmış. Bunların da Müslüman bir ailede komşular var. Fakat bu Müslüman ailenin reisi, babası vefat etmiş. Çocuklar yetim. O mecusi aile de çok zengin bir aile. İşte oğlunu evlendiriyor veya da kızını gelin ediyor. Neyse düğünleri var. Tabii yemekler düğün olduğu için kazanlar kaynamış. Yemekler aynı şekilde pişiyor falan. Misafirler geliyor, onlara ikram ediliyor. Bu ailesi yetim garip. Birkaç gündür böyle aç bir vaziyette. Tabii onlar mecusu, bunlar da Müslüman olduğu için mecusular gelip de bunları da davet etmiyorlar. Tabii yetim çocuklar birkaç günde böyle aç olunca annelerine demişler ki ne olur anneciğim ya. Hani şu komşuya git de bir yemek iste. Kadıncağız düşünüyor, taşınıyor. Ya diyor, hatırlamamış. Ben şimdi gidip de nasıl isteyebilirim bize yemek ver diye. Özür dilerim efendim. Estağfurullah hocam. Ama çocuklar çok yalvarınca ağlayın diye falan. Çocuklarını kıramamış. Geliyor mecusi komşusunun kapısını çalıyor. Açıyor. O mecusi şahıs açıyor. Buyurun diyor. Kadıncağız bize biraz yemek verir misin? Demek ki ağrına gidiyor. Şey diyor, komşu ateşiniz varsa biraz ateş verebilir misiniz? Hmm. Hayret ediyor mecusi falan, veriyor bir ateş, geliyor. Anne ne oldu? Diyor ki özür dilerim ama diyor isteyemedim. İsteyemedim. Yani o yemekleri gördüm. Bahçenin içerisinde, avlunun içerisinde ama isteyemedim. Çocuklar gene yalvarıyor. Ne olur bir daha iste falan. Ne olur bir daha iste. Kıramıyor gene geliyor falan. Adam gene açıyor, buyurun diyor. Şey komşu ateş var mıydı falan. Ondan adam hayret ediyor. Yine veriyor falan ama fakat adam şüpheleniyor. Allah Allah demiş. Birinci seferinde ateş, ikinci seferinde ateş. Bu işte bir iş var diyor. Ve zaten böyle tek katlı evlermiş. Kadıncağız oradan ayrılınca o mecusi şahıs takip ediyor. Geliyor böyle penceresi dış yola, sokağa bakan bir odada oturuyorlar falan. O pencerenin altına sinmiş, gizlenmiş. İçerideki konuşulanlar da yüksek sesli olduğu için duyuluyor. Tabii kadıncağız içeri girince çocuklar diyorlar ki anne ne oldu? Hmm. Diyor ki yavrum isteyemedim. Bir daha da yüzüm yok diye gidemem ben diyor. Çocuklar yalvarıyorlar. Ne olur anneciğim ya. Hani bir daha şey yapıversen, isteyiversen azıcık bir şey. Kaç gündür açız. Kaçız ne olur. Azıcık bir şey. Ekmek bile versin. Adamcağız bunları dinleyince mecusi olmasına rağmen ve insan Allah-u Teala'nın yarattığı bir kul. Kalbi birden yumuşuyor. Ben diyor ne biçim insanım diyor ya. Bunlar yetim, garip, fakir. Hemen gidiyor. Hazırlanan düğün yemeklerinden envai çeşit mükellef bir sini hazırlıyor. Sofra hazırlattırıyor. Ve gönderiyor. Kapı vuruluyor tabii. Kadıncağız ve çocuklar, o yetim çocuklar. Bayram. Yemekler geliyor tabii. Sofra kuruluyor. O mecusi yine geliyor. Bakalım diyor ne yapacaklar. Pencerenin altına gizleniyor. Orada başlıyor dinlemeye. Sofraya oturmuşlar neşeli bir vaziyette. Tam başlayacaklar en küçüğü çocukların. Bir dakika diyor. Ey anneciğim, ablalarım, abilerim bir dakika. Bu komşumuz bize bir iyilikte bulundu. Bir ihsanda bulundu. Biz de buna bir iyilikte bulunalım ve ihsanda bulunalım. Yoksa vefasızlık olur. O bizim komşumuz. Evin en küçüğü soruyor. Evet en küçük çocuk. Peki diyor ne yapacağız? Dua edeceğiz diyor. O en küçük çocuk kaldırıyor elini, hepsi açıyor. Ya Rabbi bu kulun bizi sevindirdi. Bize yemek gönderdi. Bizim onu sevindirecek gücümüz yok. Fakat en büyük nimet ise onun kalbine İslam nimetinin girmesi. Ya Rabbi bu komşumuza hidayet nasip et. Onu kendine iman etmekle şereflendir ya Rabbi diye dua etmeye başlıyorlar. Sesli. O anda mecusinin kalbinde değişmeler meydana geliyor. O anda mecusinin kalbinde değişmeler meydana geliyor. Kendisi İslamiyetle şerefleniyor. Çoluğu, çocuğu hepsi İslamiyetle şerefleniyor. Ve ondan sonra da o Müslüman ailenin bütün ihtiyaçlarını da üzerine alıvermiş o. O adamcağız. Yani şimdi bakın bakın şimdi anlatmamın sebebi şimdi en küçüğü dua ediyor. Evet. Buluğa ermemiş. Bir. Masum. Günahsız. İhtiyaç halindeler. Mahzunlar. Hüzünlüler. Babaları yok. Ama kalpleri çeviren Cenab-ı Hak. O mecusi, o kadıncağızın peşinden koşturtturan kim? Cenab-ı Hak. Sonra onların o konuşması neticesinde kalbini yumuşattıran kim? Yine Cenab-ı Hak. Yemekleri gönderttiren kim? Yine Cenab-ı Hak. Ama Allah-u Teala'nın adeti ilahiyesi sebeplerle. Ondan sonra Cenab-ı Hak o mecusiye hidayet nasip edecek. Onun kalbine iman girecek. Ama o küçük çocukların, yetim çocukların el kaldırmasını ezelde takdir etmiş. Onlar başlıyorlar. Saf, temiz, masum ağızla Ya Rabbi deyince Allah-u Teala buyuruyor ki ey kullar ne istiyorsunuz? Bu komşumuza hidayet nasip et. Verdim gitti buyuruyor. Anında hem de mecusinin kalbi birden değişiyor. Verdim gitti. Mecusinin kalbi birden değişiyor. Onun için efendim duanın kabul olması için şartlar var. Şartlar var buyurmuşlardır. Duanın makbul olabilmesi için, kabul olabilmesi için her şeyden önce Müslüman olacak ve imanında doğru olacak. Müslüman olacak. Birinci şart öyle yazılıyor kitaplarda. Duanın kabul olabilmesi için Müslüman olmak şart. Sonra itikad da düzgün olacak. Ehl-i Ehl-i Sünnet alimlerinin bildirdiği gibi Ehl-i Sünnet itikadında olacak. Sonra üçüncü şart olarak farzları yapacak. Kazaya kalmış namazlar varsa bunları kılacak. Kazaya kalmış oruç borçları varsa onları ödeyecek. Zekat borçları varsa bunları ödeyecek. Şimdi sen zekat vermiyorsun, namaz kılmıyorsun, oruç tutmuyorsun. Bunları kaza etmeyi düşünmüyorsun. Elini açıyorsun, ya Rabbi. Allah demez mi? Ey kulum, ben sana emirler vermiştim. Hani hiç kıpırdamıyorsun ki sen. Onun için bunlar yerine getirilecek buyuruyor. Sonra Allah-u Teala'nın yasak ettiği, haram ettiği şeylerden sakınmak lazım buyuruyor. Hem Allah-u Teala'nın yasaklarını çiğneyeceksin, emirlerini yapmayacaksın. Ondan sonra sıkışınca ya Rabbi bana yardım et. Ya Allah-u Teala demez mi? Ey kulum, ben sana emirler verdim. Emrettiklerini yapmıyorsun. Yasak ettiklerim var. Yasaklarımı da dinlemiyorsun. Sonra da dönüyorsun benden istiyorsun. Hangi yüzde demez mi? Sonra efendim Allah-u Teala'nın dua ederken Allah-u Teala'nın sevdiği kullarını vesile etmek lazım buyuruyor. Vesile etmek lazım. Diyeceksiniz ki bu ne demektir efendim? Şimdi? Evet hocam, bu nasıl olacak? Şimdi efendim Allah-u Teala'nın adeti ilahiyesi böyle. Böyle yaratmış Cenab-ı Hak. Allah-u Teala böyle yaratmış. Mesela bulutsuz yağmur yağdırır mı? Yağdırır. Bulut olmadan yağmur yağar mı? Yağar. Allah-u Teala'nın kudretine inanan bir kimse için bunda şek ve şüphesiz hiçbir tereddüt olmaz. Ama adeti ilahiyesi bulutlardır. Bulut vasıtasıyla yağdırır. Efendim toprak olmadan da bitkiler biter mi? Biter. Olur mu canım sende? Denizin üstünde de bitki olur mu? Olur tabii. Cenab-ı Hakk'ın kudreti sonsuzdur. Dilerse olur. Denizin üstünde ağaçlar, kocaman ağaçlar olur mu? Olur. Onun kudreti sonsuz. Ama adeti ilahiyesi öyle değil. Toprakta bitirmektir onu. Toprağı onun için yaratmıştır. Her şeyin belli bir sebebi vardır. Dolayısıyla bu sebeplere yapışmak gerekir. Yani Allah-u Teala'nın adeti ilahiyesi böyledir. Duanın kabul olmasında da ve dünya şartlarına bakıyoruz mesela. Hiç tanımadığınız bir kimse var. Ona bir derdinizi açacaksınız ama tanımıyorsunuz. Samimiyetiniz yok, bir şeyiniz yok. Ama düşündünüz ya, sizin tanıdığınız bir kimse var, onunla samimi. Ona gidiyorsunuz, diyorsunuz ki böyle bizi bir tanıştırsanız, böyle bir işimiz var. Yani o tanıdığın, onun tanıdığıyla gittiğiniz zaman o kimseye derdinizi rahat anlatabiliyorsunuz. Ne oldu? O bize şefaatçi oldu. Onu vesile ettik biz. Allah-u Teala'nın da sevdikleri vardır. Önce peygamberler, sonra bu peygamberlerin varisi olan alim ve evliya. Cenab-ı Hak bunları seviyor. Sevgili kulu olarak yaratmıştır. Onun için dua ederken bunları vesile etmek. Mesela ya Rabbi Eba Eyyub el Ensari radıyallahu teala an hazretlerinin hatırı ve hürmetine. Ya Rabbi Mehmet Emin Tokadi hazretlerinin hatırı ve hürmetine. Ya Rabbi Aziz Mahmut Hüdayi hazretlerinin hatırı ve hürmetine. Ya Rabbi Hacı Bayram Veli hazretlerinin hatırı ve hürmetine. Ya Rabbi Sadreddin Konevi hazretlerinin hatırı ve hürmetine. Ya Rabbi işte Emir Sultan hazretlerinin hatırı ve hürmetine. Ya Rabbi Üftade hazretlerinin hatırı ve hürmetine. Diyeceksiniz ki efendim siz de sabaha kadar sayacaksınız artık. Efendim o kadar çok ki Cenab-ı Hak. Çok yaratmış vaktiyle. Kum gibi kaynıyormuşmuş. Ama hatırlamamız bağından ve bilmemiz bağından. Evet efendim. Sevgiyle, muhabbetle bunlar hatırlanırsa ruhaniyetleri hazır olur buyuruyor. Peki ne olur? Biz onları sevgiyle, muhabbetle, saygıyla hatırlar, araya sokarsak Cenab-ı Hak onların ruhlarını bizim bu yalvarışımızdan haberdar eder. Onlar bizim adımıza Cenab-ı Hakk'a dua eder. Müminin gıyabında yapılan dua makbuldür. Onun ağzı bizim için temizdir. Zaten Allah-u Teala sevgili kuludur. O bizim için dua etmiş olur. Ve Allah-u Teala da o sevgili kulların yaptığı duayı geri çevirmez. Hadise bu işte. Onun için kitaplarda buyuruyor ki dua ederken Allah-u Teala'nın sevdiği kullarını da araya sokun. Vesile kılın onları. Hatta çok tecrübe edilmiştir. Mesela ya Rabbi adak konusunda da işte şu işim olursa işte Evliya-i Kiram'dan mesela hanım evliyadan evladı Rasul olan Seyyidet Nefise Hazretleri var. Hanım evliyadandır. Evladı Rasul'dür. Seyyidet Nefise Hazretlerine sevabı işte sevabı Seyyidet Nefise Hazretlerine olmak üzere işte 10 milyon lira sadaka vereceğim. Şu işim olursa. Veya işte bir koyun keseceğim sevabını, etini dağıtacağım sevabını ona göndereceğim. Çok tecrübe edilmiştir buyuruyor. Veya Rabia'yı Adliye Hazretlerine veya Eba Eyyubel Ensari radıyallahu teala hazretlerine yahut Mehmet Emin Tokadi hazretlerinin ruhuna hediye edeceğim sevabını. Onların hatırı veya Hacı Bayram Veli hazretlerine. Bu şekilde böyle tecrübe edilmiştir buyuruyor. Allah-u Teala o sevgili kulların hatırı ve hürmetine o kulunun dileğini kabul ediyor. Cenab-ı Hakk'ın adeti ilahiyesi böyledir. Bu şekilde yalvarılmasını istemiştir. Efendim ben doğrudan doğruya yapsam olmaz mı? Cenab-ı Hak doğrudan doğruya rızık da göndermiyor. Toprağa sür diyor. Tohumu ek, sula, onu sana gübresini ver. Yani bütün bunları yap. Efendim tohumu toprağa ekmeden de bana rızık gönderir mi? Gönderir. Hı hı. Nitekim daha önce mesela olmuş, kitaplarda yazıyor. Allah-u Teala gökten helva yağdırmış. Olur mu? Ya Cenab-ı Hakk'ın kudreti sonsuz. Niye olmasın ki? Zaten rızkı da gökten gönderip duruyor. Topraktan değil. Çünkü o yağmurlar vasıtasıyla, şimşekler vasıtasıyla o bitkiler için lazım olacak olan o azot olsun ve diğerleri olsun yağmurla beraber, şimşekle beraber parçalanıyor. O oksijeni, bilmem, ondan sonra oradaki karbonları birleşiyor, parçalanıyor, toprağa iniyor. Toprakta nebatat bunları özümlüyor, alıyor. Ondan sonra bize meyve ve sebze olarak geri dönüyor. Ya nereden geliyor? Demek ki gökten geliyor rızık. Mesela kitap, Kur'an-ı Kerim'de mi? Rızık gökten geliyor. O şekilde indiriyor Cenab-ı Hak. O da yağmur damlaları vasıtasıyla iniyor onlar. Yağmur damlaları vasıtasıyla iniyor. Demek ki Allah-u Teala'nın adeti ilahiyesi böyledir. Adeti ilahiyesi böyle olması sebebiyle de bunlara yapışmak lazım. Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam buyuruyorlar ki bir hadis-i şeriflerinde, duanın kabul olması için iki şey lazımdır. Tabi zaman zaman başka hadis-i şerifler var. Bu hadis-i şerifte böyle buyurmuşlar. İki şey lazım. Nedir bunlar? Birincisi, duayı ihlas ile yapmalıdır. Allah rızası için. Evet, samimi olarak. İkincisi, yediği ve giydiği helalden olmalıdır. Yediği de giydiği de helalden olmalıdır. Ve hadis-i şerifin devamında buyuruyor ki, müminin odasında haramdan bir iplik varsa bu odada yaptığı duası hiç kabul olmaz. Hadis-i şerif bu. Allah Allah. Ya. İğne iplik ne varsa tek tek gözden geçirmek lazım demek. Öyle buyuruyor. Öyle buyuruyor. Mesela yine duanın şartları anlatılırken İslam alimleri bu ve benzeri şekildeki hadis-i şerifleri açıklarlarken buyuruyorlar ki, bir kimsenin üzerindeki giymiş olduğu elbisenin bir düğmesinin ipliğinin birazı haramdan olmuş olsa o elbiseyle kıldığı namaz kabul olmaz. Efendim borcu ödenir ama sevap alamaz buyuruluyor. Yani ibadet kabul olmazdan maksat odur buyuruluyor. Borcu ödenir ama onun sevabı ecri olmaz. Onun sevabı ecri olmaz. Onun için farzlardan önce geliyor haram. Mesela yine duanın kabul olabilmesi için bildirilen şartlardan bir tanesi, ağzınızdan haram girmesin, hadis-i şerifte de bildirilmiş. İslam alimleri buyuruyorlar ki haramda çıkmasın. Ya haram girmesini biliyoruz. Haram lokma yemeyeceğiz, tamam. Peki haram çıkmasın. Şimdi en zor olan kısım bu. Biz dua ediyoruz da kabul olmuyor. İyi de hemen hemen her gün ağzımızda yüzlerce binlerce haram çıkıyor. Allah Allah, biz görmüyoruz ya. Suizan ediyoruz, dedikodu yapıyoruz, gıybet ediyoruz. Onu bunu çekiştiriyoruz. Onun bunun ayıbını ortaya koyuyoruz. Onu bunu kınıyoruz. Bunların hepsi haram. Ondan sonra ya Rabbi diyoruz, ağlıyoruz. Allah da edemez mi? Ey kulum bir dakika. Senin ağzından boyuna yani mermi gibi durmadan haram çıkıyordu. O ağzını önce bir düzelt. Onun için müminler birbirlerinin gıyabında dua etsinler. Yani mesela bizi dinleyenlere, dinleyicilerine ben dua ediyorum. Ama şunu hiçbir zaman unutmamak lazım. Osman Ünlü evet dua ediyor ama Osman Ünlü aslında kendine dua ediyor. Niye? Çünkü bir hadis-i şerifte buyuruyor ki bir mümin elini açsa diyelim ki şu anda yanında bulunmayan, gıyabında bir mümine kardeşi için elini kaldırsa, başlasa duaya. Ya Rabbi işte ona cennet nimetleri nasip et, kendisine de, evladı, yeğaline de, neslinden gelecek olanlara da iki cihan saadeti nasip ve müyesser eyle ya Rabbi. Hastalarına şifa nasip ve müyesser eyle ya Rabbi. İşlerine rast getir ya Rabbi. Dünyada da ahirette de aziz eyle ya Rabbi diye başladı dua etmeye. İşte cennetteki derecesini yüksek eyle ya Rabbi. Rızanı ona nasip et ya Rabbi. Sevgini o kuluna ver ya Rabbi diye dua ediyor. Hemen Allah-u Teala bir melek gönderirmiş. O kulun yanına. Şimdi menfaati yok. Yani o gıyabında ettiği kimsede bir menfaati yok ki. Boy ne ediyor? Bir melek gelirmiş. Melek hemen elini kaldırırmış. Ve o kul, o mümin duasını bitirir bitirmez o melek dermiş ki, ya Rabbi bu kulun falan kul hakkında istediklerini önce kendine ver. Amin dermiş melek. Meleğin duası reddedilmezmiş. Günahsızlar değil mi? Tabii. Maşallah. Ne oldu şimdi? Osman Ünlü kendine dua etmiş oldu. Kârlı oluyoruz değil mi hocam? Tabii kârlı oluyoruz. Efendim hani bazen deniyor ki efendim bize dua edin. Ben vallahi billahi dinleyicilerimizin hepsine dua ediyorum. Ve onların da bize dua ettiğine inanıyorum. Niye? Hocam biz de mi o dinleyici tarafına gezdik? Niye? Niye dua ettiklerine inanıyorum? Çünkü Böyle bir zamanda bu hizmetler, bu şeyler dua olmazsa olmaz. Doğru. Çünkü diyor, kimin duasının kabul olduğunu Allah Teala'dan başka kimse bilemez. Mesela öyle kimse vardı, bilmez. Kadir ve kıymetini de bilmez. İnsanlar da bilmez. Biz nereden bileceğiz kimin kıymetli olduğunu? Alnında yazmıyor ki bu Allah Teala'nın sevgili kulu diye. O da bilmez. Ama gönlü hoş olur. Elini açar. Ya Rabbi der. Yani şunlara akıl ver. Akıl fukarası bunlar. Bunlar akıllı eyle. Ya bir kimsenin aklının çok olması neye alamettir biliyor musun? Ölümü ve ahireti düşünmesine sebep olur. Ha diyeceksin, şimdi dinleyicilerimizin hatırına gelebilir. Eyvah, biz dünyayı çok düşünüyoruz. O da aklın kıt olduğuna alamettir. O zaman zeki olmakla akıllı olmak arasında fark var hocam. Değil mi? Evet, zeki olmak insanı kurtarmaz. Mesela bazı kimselerde akıl kıttır, zeka fazladır. Zeka, akıllı kimselerin ortaya koymuş olduğu kurallardan yeni veriler elde ederek bilgiler topluyor. Onları mesela okur, öğrenir ve hemen yeni durumlara onları adapte eder. Pratik olarak bunları adapte edebilir. Ama akıl ise ileriyi gösterir. Mesela Napolyon için anlatılır. Zeki birisiydi ama akıllı değildi. Niye? Götürdü gemileri duvara, karaya bindirdi. Netice olmadı yani. Netice olmadı. Hitler mesela. Zekiydi, yaptı, etti falan. Gemileri karaya bindirdi. Akıllı öyle olmaz. Akıllı ileriyi görür. Ne aldığını ne sattığını iyi hesap eder. Ve Müslüman için akıllı olmak demek, sonsuza yatırım yapmak demektir. Dünyaya yatırım yapan akıllı olmaz. Efendim, her şey bana dünyada nasip olsun. Her şeyi bana dünyada verirsin. E verirsin, ne olacak? Ne istiyorsun? 100.000 tane evim olsun. 100.000, hadi nasıl olsun? Bugün cömertlik zamanımız. 100.000 değil, 200.000 tane olsun senin evin. 200.000 tane olsun ya. 200.000 tane villan olsun. Efendim işte şu kadar benim tayyarem olsun, uçağım olsun. Olsun. Şu kadar yatım olsun. Olsun. Şu kadar çiftliğim olsun. Olsun. Hemşerim, kaç sene yaşayacağım? En fazla 100 sene. Ya 100 sene yaşayacaksın. 200.000 tane villan olsa ne olacak? Olmasa ne olacak ya? Yani sonlu bir hayat. Sonlu bir hayat. Ama ahirette sana bir tane villa veriyorlar. Bir tane köşk veriyorlar. Ama senin elinden o hiç çıkmıyor. Hep seninle kalıyor. Akıllı kimse hangisini tercih eder? Oraya yatırım yapar yani. Oraya yatırım yapar. Onun için akıllı kimse ahirete yatırım yapar. Akıllı kimse ahirete yatırım yapar. Hani hadis-i şerifte buyuruyor ya efendim, ihlas da yapın diye. O ihlas kelimesini de açıklamışlar İslam alimleri de. İhlas, Allah-u Teala'dan başta hiçbir şey düşünmeyip yalnız Allah-u Teala'dan istemektir. Allah-u Teala'dan başka hiçbir şey düşünmeyip yalnız Allah-u Teala'dan istemektedir. İstemektir. Bunun için Ehl-i Sünnet alimlerin bildirdikleri gibi iman etmek ve İslamiyet'e uymak, bilhassa üzerinde kul hakkı bulunmamak, 5 vakit namazda vaktinde kılmak, kazaya kalan borçlar varsa onları da ödemek lazım. O zaman hocam bizi dinleyen... Duanın kabul olması için bunlar şarttır buyuruluyor. Çocuklar varsa o zaman onlardan rica edelim bize dua etsinler. Şimdi Fatma Hanım, sizin çocuk programlar vardı yani. O bakımdan size gıpta ediyoruz. O masumların duasını ama onların gönlünü hoş etmek lazım. Yani mesela bazen öyle çocuk olur ki balon alırsın. Gönlü hoş olur. Ona evet, desin ki bana bir dua et. Bilemez çocuk ne diye dua edeyim. Ne istiyorsan söylettiriver ona. Veya bir çikolata alır, gönlü hoş olur. Bana bir dua et bana. Gönlünden döküleni şey yapar, söyler. Bir arkadaşım birisi anlatmıştı. Gerçi bir ara vereceğiz ama bir arkadaşım birisi anlatmıştı. Dedi bir gün dedi böyle dedi Evliya-i Kiram'dan bir zatın dedi kabrini ziyarete gitmiştik dedi. Bir arkadaşla beraber onun da dedi böyle 5-6 yaşlarında falan çocuğu var dedi. O kabrin başına dedim ki dedi bana dua et kabrin yanında. Olur dedi. Arkadaş anlatıyor. Neyse ziyaret etmişler. Ayrıldıktan sonra demiş bana ne diye dua ettin? Ya Rabbi işte diyelim ki Ahmet amca. Ahmet amcaya akıl ver ya Rabbi dedi. Ya masum çocuk. Masum çocuk geldi. Bir hoşuma gitti. Bir hoşuma gitti ki içinden geldik. Bir demiş ya akıl verirse, aklı artarsa ne yapacaktır? Ahirete yatırım yapacaktır. Evet, akıllı olmanın anlamını bilmek lazım hocam. Evet, şimdi efendim, acaba bu çocuk bana şimdi bir kötü bir şey mi dedi diye de düşünebilir insan. Tabii onu bilen kimse için ona büyük amin demekten nimet, büyük bir nimet. Amin demekten başka yapılacak bir şey yok efendim. Yok, evet. Evet sevgili dinleyenlerimiz, kısacık bir aramızda inşallah sonrasında yine sizlerle birlikteyiz. Viran oluyor gönlüm, senden ayrı kaldıkça, sözlerinin tadını unutmam yaşadıkça. Helal et de hakkını, öleyim ben rahatça. Biçare gönlüm her an sizi görmek istiyor. Hasret deryalar gibi kesti yolumu benim. Yıllarca ayrı kalsam seni daim severim. Uzak yerlere düştüm, bu mu benim kaderim? Biçare gönlüm her an sizi görmek istiyor. Sizden ayrı kalınca uyduk hep nefsimize. Yanlış yollara düştük. Bilmem ne oldu bize. Şeytan bakıp gülüyor kararan kalbimize. Biçare gönlüm her an sizi görmek istiyor. Ruhum çılgına döndü. Göklere çıktı ahım. Sizden pek uzak düştüm. Nedir benim günahım? Yüzü kara olmaktan koru beni Allah'ım. Biçare gönlüm her an sizi görmek istiyor. Doğar gelir inşallah gecelerin gündüzü. Gariplerin o zaman gülecek hemen yüzü. Odalarda kısıldı müminin tek bir sözü. Biçare gönlüm her an sizi görmek istiyor. Pusu kurumuş hainler yollarımı bekliyor. Süslü tatlı sözlerle sen bu yoldan dön diyor. İmanın haberi yok, aptal bir şey bilmiyor. Biçare gönlüm her an sizi görmek istiyor. Hiç uğraşma ey cahil, dönmem billahi geri. Hedefim, maksadım hep iyi yoldan ileri. Çok uğraştı dünyada senin gibi serseri. Biçare gönlüm her an sizi görmek istiyor. Eserini görünce önce kıymet vermedim. 16 yaşındaydım. Kötü şeyler söylerdim. Rahmet saçtı Allah'ım, hakikati öğrendim. Biçare gönlüm her an sizi görmek istiyor. Biçare gönül sende, durma çalış ilerle. Doğru yolu gösteren o zata bak ibretle. Sizi çok sevdiğimi yazıyorum kalbime. Biçare gönlüm her an sizi görmek istiyor. Garip ihsan, senin de ağlayan kalbin var mı? Onun seveni çoktur, feryadını duyar mı? Engeller çelik olsa, insan bundan korkar mı? Biçare gönlüm her an sizi görmek istiyor. Gönül Pınarı devam ediyor. Akşam konumuz dua ve duanın kabul olunma şartları. Demek ki ellerimizi açıp dua etmek yetmiyor. Duanın kabul olması için de bir takım şartlar var. Aslında hocam dünyevi işler için bile, mesela gireceğimiz küçük çapta bir iş, alacağımız yapacağımız bir alışveriş için bile bir ön hazırlık yapıyoruz. Bir liste hazırlıyoruz. İşte ya da çıkacağımız zaman ne bileyim bir file alıyoruz. Özel bir çanta alıp öyle gidiyoruz. Çok basit bir hareket. Doğru, belli şartlar var, o şartlara riayet etmek gerekir. Bakın yine konu hep İbrahim bin Edhem Hazretlerinden açılmıştı da, bu zata bir gün gelmiş birisi nasihat istemiş. Bana demiş, nasihat eder misin falan diye. Buyuralar ki 6 şeyi kabul edersen diyor, her işin sana, hiçbir işin sana zarar vermez. Allah'ın pür dikkat dinliyor, neymiş bunlar diye. 6 şeyi yaparsan sana hiçbir işin zarar vermez. Ve buyuruyorlar, devam ediyorlar. 1 buyuruyorlar, günah yapacağın zaman Allah-u Teala'nın sana gönderdiği rızkı yeme. Günah işleyeceğin zaman Allah-u Teala'nın sana gönderdiği o rızıktan yeme. Yani elmadan yeme, portakaldan yeme, ekmekten yeme, ne bileyim o şekerli gıdalardan yeme. Çünkü buyuruyor, onun rızkını yiyeceksin ve ona isyan edeceksin. Olur mu diyor. Adam şaşırıp kalıyor şimdi hakikaten. Yani hangi birimiz? Güç, enerji topladığımız şey Allah-u Teala'nın gönderdiği. Allah-u Teala'nın gönderdiğini yiyoruz ve Cenab-ı Hakk'a isyan ediyoruz. Yakışır mı bu buyuruyor. İkinci olarak da buyuruyor ki, ona isyan etmek istediğin zaman onun diyor mülkünde bulunma. Nereye gidecek şimdi? Dünyadan çıkacak. Nereye gidecek? Melek'e gidecek. Melek, o da onun. Melek de onun. Efendim başka bir yıldızı. O da onun. Olmayan yeri var mı? Yok. Ya hem onun mülkündesin. Yani neye benziyor bu? Neye benziyor? Diyelim ki bir patron, bir iş sahibi bir bahçede sana iş verdi. O iş yerinde. Şimdi o senin patronun bahçesinin içindesin. Şimdi aykırı iş yapabilir misin onun bahçesinde? Mümkün değil. Mümkün değil. Cenab-ı Hakk'ın mülkündesin. Cenab-ı Hakk'ın mülkünde olup da ona isyan etmek yakışır. İyi düşünüldüğü zaman yakışmaz tabii. Sonra eğer Cenab-ı Hakk'a karşı isyan edeceksen, günah işleyeceksen onun görmediği bir yerde yap bunu. Var mı? Ki hocam. Yok. Hem onun mülkünde olacaksın. Hem onun gönderdiği rızkı yiyeceksin. Hem de onun gördüğü yerde günah işleyeceksin diyor. Bir mümine yakışır mı bu? Ve devamla buyuruyor ki Azrail Aleyhisselam geldiği zaman, yani can alan, ruhları alan melek geldiği zaman de ki ben tövbe edinceye kadar bana bir izin veriverin. Müsaade edin de diyor, ben bugüne kadar diyor çok hatalar işledim, çok günahlar işledim, ben bir tövbe edivereyim de bakalım diyor. Onu kovamazsın diyor. Git ya, nereden de geldin sen diyemezsin diyor. İzin iste, verecek mi bakalım. Çünkü melekül mevt de ansızın gelir. Ölüm meleği ansızın gelir. Geldiği zaman da hiçbir zaman kimseye zaman tanımaz. Geldi mi vazifesini yapar ve çeker gider. Ve Allah-u Teala muhafaza buyursun. Cehennemde öyle azap şekilleri varmış ki İmam-ı Gazali Hazretleri anlatıyorlar da Abdur-i Kadir Gelani Hazretleri de anlatıyorlar. Mesela buyruluyor. Cehennemde birçok böyle vazifeli melekler var. Onlar da azap ediyorlar. Azapla vazifeliler. Mesela eline ne bileyim bir balyoz veriliyor bir meleğin. Ama meleğin gözleri yok, görmüyor. Allah. Kulakları da sağır, işitmiyor. Göz yok, kulak yok. Hı. Vurdukça vuruyor. Adam feryat ediyor, bağırıyor. Zaten görmüyor ki niye vurduğunu. Hı. Allah Teala diyor ki vur, önündekine vur. Önündekine vuruyor. Durmadan vuruyor. Adam bağırıyor, bağırdığını duymuyor. Gözü görmüyor meleğin, kulağı da işitmiyor. Allah Teala muhafaza buyursun. Cenab-ı Hak muhafaza buyursun. Cenab-ı Hak ne emrederse melekler onu yapar. Ve devamla İbrahim bin Edhem Hazretleri mezara girdiğin zaman Münker ve Nekir melekleri geldiği zaman bana soru sormayın. Çekin gidin de bakalım. Onları kov diyor. Seni imtihan etmesinler diyor. Sonra kimse diyor ki efendim diyor buna diyor imkan yok. Beni dinlemezler diyor. Hiçbir zaman itirazımızı da kabul etmezler. Öyleyse diyor şimdiden ona cevap hazırlan. Ve sonra devamla buyuruyor ki kıyamet günü Allah-u Teala günahı olanlar cehenneme gitsin diye emrettiği zaman sen de ki hayır ben gitmem. De bakalım diyor. Diyebilir misin diyor. Vallahi diyor bu sözümü kimse dinlemez diyor. Bunun üzerine bunları dinleyen, bu altı maddeyi dinleyen o kimse tövbe ediyor ve ölünceye kadar tövbesine sadık kalıyor. Şimdi efendim Kur'an-ı Kerim'de Maide değil, Mü'min suresinin 60. ayet-i kerimesinde dua ediniz kabul ederim buyuruyor. Dua ediniz kabul ederim. Bu Cenab-ı Hakk'ın vaadidir. Emridir. Dua etmemiz istenmektedir. Tabi biraz önce hani şartlarını falan bildirdik ya ben. Ama bazı kitaplarda bu şartlara ilaveten buyruluyor ki dua etmeden önce günahlara tövbe etmeli. İstiğfar okumalı. Dua etmeden önce. Çünkü Kur'an-ı Kerim'de Sure-i Hud'da istiğfar ederseniz imdadınıza yetişirim buyuruyor Allah-u Teala. istiğfar ederseniz imdadınıza yetişirim. Mesela bugün cuma gecesi. Cuma geceleri mübarektir. Günün de mübarektir. Evet, ben bugün ne gibi bir ibadet yapayım? Ya otur 100 defa, 1000 defa. Gücün yetiyorsa 10.000 defa. Estağfurullah, 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 estağfurullah de. İstiğfar oku. Önce günahlardan pişman olmak, tövbe etmek. Kul hakkı varsa helallaşmak lazım. Sonra duanın kabul olabilmesi için tövbe istiğfar edeceğiz, ettik. Sonra sadaka vermeli buyuruyor. Sadaka vermeli. Ve sonra yaptığı duanın kabul olacağına inanmalı. Ya ben dua ederim ama benimki nerede kabul olacak? O zaman Allah-u Teala haşa suizan olur o. Olur mu öyle şey? Samimi olmalı. Niye hadis-i şerifte ihlasla buyuruyor dua et? Samimi olmalı. Duanın kabul olacağına inanmalı ve buna güvenmeli. Ve sonra kime karşı dua ediyoruz ve kimden istiyoruz biz? Her şeyin sahibinden. Onun için İslam alimleri buyuruyorlar ki iki düz üzerine kıbleye karşı oturmalı. Önce hamd ve salavat okumalı. Önce elhamdülillah demeli. Sonra salavat-ı şerife okumalı. Ve sonra duayı 3 defa, 3'ten fazla söylemeli ne istiyorsa. Muradı neyse. Mesela tövbe istiğfar etti, sadaka dağıttı, ondan sonra yalvardı. Muradı neyse, ya Rabbi işte beni bu hastalıktan kurtar ya Rabbi. Ya Rabbi benim bu hastalığıma şifa ihsan eyle ya Rabbi. Ya Rabbi bana hayırlı hal nasip eyle ya Rabbi diye tekrar etmeli buyuruluyor. Ve haram olan şeylerin meydana gelmesi için Allah-u Teala'dan talepte bulunmamalı. Haram olan şeyleri. Onu istememeli buyuruyor. Helal ve mubah olmalı isteyeceği şeyler. Ve yine İslam alimleri buyuruyorlar ki kabul olmadı diyerek ümit kesmemeli. Kabul oluncaya kadar uzun zamanda tekrar etmelidir. Zarar olmaz buyuruyor. Kabul olmadı diyerek ümit kesmemeli. Kabul oluncaya kadar da uzun zaman tekrar yalvarmalı ve dua etmeli. Ve işte bunu çok yapıyoruz hocam. En sonuncusunu. Hı. Bakıyoruz ki kabul olmayı hemencecik kesiyoruz. Hayır, devam. Ama efendim yine vermedi. O onun bileceği bir iş. Onun bileceği bir iş. Mesela dua konusu kitaplarda anlatılırken buyuruyor ki Allah-u Teala kullarının bazılarına böyle merhametle muamele ettiği kullarının dualarını kabul ettiği halde isteklerini çabucak vermezmiş. Neden acaba? O kulunun yalvarması hoşuna gidermiş Cenab-ı Hakk'ın. Hatta melekler bile böyle o kula acırmış. Ya Rabbi bu kulunu veriversin. Allah Teala bilir ki hayır ben onu kabul ettim. O mesela 100 gram istedi. Ben 1 ton verdim. Hatta 10 ton verdim onun karşılığını. Cennette de verdim. Ama o kulun hoşuna gidiyor. Hoşuma gidiyor onun yalvarması. Kim bile böyle samimi, içten, hücrelerine varıncaya kadar samimi olarak dua etmek. İnsan samimi olarak dua edince böyle şiir söyler gibi belli şeyler kalıplaşmış şeyler istenmiyor. Kalıplaşmış şeyler istenmiyor. Gönlünden geleni. İnsan samimi olunca, yani Allah-u Teala'ya karşı samimi davranırsan Allah-u Teala sana samimi muamele eder. Hatta şöyle bir şey anlatılır da adamcağızın böyle yolculuk yapıyormuş. Merkebini kaybetmiş adamcağız. Oraya koşmuş, buraya koşmuş. Bulamamış. Çölde kaybolmuş adamcağız. Garip. Ondan sonra oturmuş. Yapacak nedir? Aciz bir şekilde kapanmış böyle secdeye. Secdede dua ediyor. O sırada orada insanlar geçiyormuş. Yüksek sesle bu kendi içinden geçmiş. Dua ediyor. Bakın duasına bakın. Aslında zahiren şuurlu söylese küfür olur. İmanı gider. Ama adamcağızın duası. Dua ediyor güya Allah-u Teala. Ya Rabbi ben senin Rabbinim. Sen benim kulumsun ya Rabbi diyormuş. Hani böyle olur mu? Böyle olmaz. Ama içinden geldiği gibi böyle dökülüyor. Kendini kaybetmiş, dilinden farklı şey dökülüyor. Halbuki ne diyecekti adamca? Dili sürçmüş, öyle söylüyor. İşte ya Rabbi sen benim sahibimsin, ben senin kulunum diyeceği yerde ya Rabbi diyormuş. Sen benim kulunsun, ben senin Rabbinim, ya Rabbi. Yanlışlıkla söylüyor. Fakat Cenab-ı Hak bu kulun duasını kabul ediyor. Niye? Kul samimiydi onunla. Art niyeti yok. Samimi söylüyor. Ama yanlış söyledi, yerlerini değiştirdi. Olsun. Ama Cenab-ı Hak onun kalbini biliyor. Biz şimdi düzgün böyle şatafatlı, tumturaklı kelimelerle dua ediyoruz ama kalp çıpıtacağız. Vahattin-i Buhari Hazretleri anlatıyorlar. Buyuruyorlar ki özür dilerim efendim. Kâbe-i Muazzama'da yaşlı, sakallı bir adamcağız böyle dışarıdan bakınca gerçekten abid zannedilen birisi Kâbe-i Muazzama'nın örtüsüne yapışmış böyle. Ya Rabbi diye nasıl böyle gözyaşı döküyor, feryadı figan ediyor böyle. Her ortalık kırılıp geçiliyor onun feryadı figanından. Vahattin-i Buhari Hazretleri Allah Allah diye ne mübarek insan. Acaba diyor kalbi nasıl ki? Cenab-ı Hak bu sevdiklerine kalpten geçenleri gösteriyor. Allah. Dua ediyor, murad ediyor. Ve o kimsenin kalbinde ne var diyor. Gerçekten kalben samimi mi istiyor yoksa sadece dilinden bu adamın? Hı hı. Kalbine bir nazar ediyor. Cenab-ı Hak gösteriveriyor o ihtiyarın kalbini. Bir bakıyor ki kalp çıfır çarşısı. Kalbinden işte insanlar ne güzel yalvarıyor, ne güzel dua ediyorlar. Kâbe-i Muazzam'ın örtüsünü paralıyor böyle. Şu kimse böyle mübarek kimse olamaz desinler diye yapıyormuş adam. Eyvah diyor. Adamın kalbi çıfır çarşısı. Zift, karanlık. Hı. Oradan geliyor. Mina'da. Mina pazarında bakmış bir genç. Böyle binlerce altın liralık kumaş satıyor. Dış görünüş itibariyle bakınca dünya adamı. Demiş. Yani mübarek bir yerde adam kendisini kaptırmış gidiyor. Ve onu da merak etmiş. Ya Rabbi demiş bunun kalbindekini bana göster. Dua ediyor. Allah-u Teala da lütfediyor gösteriyor. O bir anda böyle binlerce altın liralık alışveriş yapan genç ise o kumaşı ölçerken, parayı alırken ve para üstü verirken kalben devamlı surette şu hal var içerisinde. Ya Rabbi hani kumaş ölçerken hak aman geçme. Onun hakkı bana geçmesine fazla fazla veriyor. Para üstü verirken aman hakkı bana geçmesin. Her an Allahu Teala'nın bir emrini hatırlayarak yani Cenab-ı Hak'la rabıta halinde. Zahiren bakıyorsunuz dünya adamı ama kalbine bakıyorsunuz yönü ahirete dönük. Kâbe-i Muazzama'daki o yaşlı kimse zahiren Allah adamı ama kalbine bakıyorsun dünya adamı. Çıfır çarşı. Hiç kimseyi dış görünüşünden dolayı. Evet. Olan... Onun için buyuruluyor. Onun için Allah-u Teala'ya karşı samimi olmak lazım. Onun için hadis-i şerifte bildirilmiş ki, ihlasla yapın duayı. Samimiyetle yapın. Hücrelerinize varıncaya kadar hissedin bunu. Bakın Makamat-ı Masaliye isimli bir kitapta onun 98. sayfasında geçiyormuş. Duanın kabul olması için ekli halal ve sıdkı makal ve ihlas ile yapmak şarttır. Diyeceksiniz efendim bilmece gibi bir laf ettiniz. Ne demek bu? Mamana hocam şimdi ne demek bu? Mamana. Duanın kabul olması için ekli halal. Helal yemeli. Sıdkı makal. Makal söz. Samimi söz. Samimi olarak. Yani sözün samimi olacak bir laf olsun diye baştan savma değil. Ezberlenmiş, klişeleşmiş sözler değil. Samimi böyle işten. Sonra ve ihlasla. Allah rızası için yapmalı ve Allah-u Teala'dan beklemeli. Başka hiçbir şeyden beklememelidir buyuruyor. Efendim şimdi hani bir ara nakletmiştik ya dua ederken Allah-u Teala'nın sevdiklerini araya sokmak lazım. Bu şartların içerisinde Allah-u Teala'nın sevdiklerini de araya sokmak lazım. Hı hı. Bu Tezkiretül Evliya isimli bir kitap var. Orada anlatılıyor efendim. Ebu Hasan Arkan Hazretleri bir gün böyle talebeleri bir sefere çıkacaklarmış. Bir kısım talebeleri ve tabii talebeler geliyorlar. Hocalar diyorlar ki efendim yol çok uzun, çok da korkulu. Bize diyor bir dua öğretin de. Tabii bugünkü gibi tren yok, otobüs yok, tayyare yok. İşte hayvanlarla kervanlar oluşturuluyor. At, deve, merkep bulabilirse onlarla gidiyor. Büyük kalabalık kervanlar. O kervanları tabii koruyan, kollayan güçler mevcut. O şekilde hareket ediliyor. Eşkıya'ya karşı falan. Böyle bir kervanla talebeleri sefere çıkacaklar. Buna rağmen geliyorlar hocalarından diyorlar ki efendim bir dua öğretin de böyle bir şey başımıza geldiği zaman biz bunu okuyalım. Ebu Hasan Arkan Hazretleri buyuruyorlar ki önünüze herhangi bir böyle bir bela musibet çıkacak olursa sadece ya Ebel Hasan deyin yeter. Bazıları diyor ki ne demek bu yani? Hocaların ismi ya Ebel Hasan deyin kafi. Pek hoşuna gitmemiş bazı talebelerinin bu. Nasıl talebeyse bizim gibi talebe demek o da. Evet. Yine de çıkmışlar tabii. Hoşlarına gitmemiş böyle bir cevap ama onlar başka bir şey bekliyorlar işte. Şöyle bir dua okuyun falan diye bekliyorlar. Ebu Hasan Arkan Hazretleri de beni çağırın. Yani açıkçası o beni çağırın. Ya Ebel Hasan diye beni çağırın buyuruyorlar. Efendim gidiyorlar. Nitekim kervanı da bir eşkıya çeviriyor. Hepsi şimdi ya Rabbi yetiş, ya Resulullah imdat. Bir tek talebesinin birisi hatırlıyor. Hocam diyor o kadar ya. Hocam imdat. Şimdi öbür Allah-u Teala'yı çağıranlar, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz'i imdada çağıranlar hepsi soyulmuş, soğana çevrilmiş. Bir bakmışlar ki birisi hiçbir şey yok. O ne üzerindeki elbiseler, ne emanet üzerindeki parası, pulu hepsi duruyor. Demişler ya sen nasıl dua ettin? Ben demiş hocamızın emrine ittiba ettim. Ne buyurmuş hocamız? İşte benim ismimi söyleyeyim ben de ondan imdat istedim. Allah Allah diyorlar. Biz diyor Allah-u Teala'ya çağırdık. Resulullah Efendimiz'e imdat dedik. Onu vesile kıldık ama diyor hiçbir şey olmadı. Yani bizi soydara soğana çevirdiler. Ya diyor hocamızın ismini söyleyince nasıl olur bu? Nasıl olur bu? Dönmüşler tabii. Soyup soğana çevirdikten sonra geri dönüyorlar. Geliyorlar hocaların huzuruna. Diyorlar ki efendim biz bu işin sırrını anlayamadık. Biz Allah-u Teala'ya imdada çağırdık. Resulullah Efendimiz'den imdat istedik ama diyorlar soyulduk soğana çevrildik. Ama diyorlar bu zatınızın ismini söyledi kurtuldu. Bunun sebebini biz anlayamadık. Tebessüm ediyor. Buyuruyor ki evlatlarım o aslında Allah-u Teala'ya çağırdı. Ama Efendimiz diyorlar açıktan çağırdı. Evet siz çağırdınız. Siz çağırdınız ama şüpheli şey yemekten kendiniz sakınamadığınız gibi ağzınızdan haram çıkıyor. Haram çıkan ve haram giren bir ağzın Allah-u Teala'ya yalvarması neticesinde Allah-u Teala onun duasını kabul etmez ve ona da imdad etmez buyuruyor. Peki buna ne oldu? Bu benim ismimi söyleyince Allah-u Teala bu kardeşinizin, bu arkadaşınızın durumundan beni haberdar etti. Ben Cenab-ı Hakk'a dua etmeye başladım bu arkadaşınızın adına. Benim ağzım onun için temizdir. Çünkü müminin mümine yaptığı gıyabında yaptığı dua makbuldür. Çünkü bir başka mümin, yani ben şimdi bir başkasının hakkında dua ettiğim zaman benim ağzım onun için temiz oluyor. O bana dua ettiği zaman onun ağzı benim için temiz oluyor. Ama ben kendim için ettiğim zaman ya haram yemişimdir veyahut da şüpheli bir şey yemişimdir veyahut da haram şey söylemişimdir. Onun için kabul olmaz oluyor. Onun için müminin mümine. Ben bu arkadaşınızın durumunu Allah-u Teala bana haberdar etti. Ben bu arkadaşınızın gıyabında onun koruması için Cenab-ı Hakk'a yalvardım. Koruyan da, kurtaran da Cenab-ı Hak'tı. Benimle bir alakası yok. Fakat Cenab-ı Hakk'ın adeti ilahiyesi böyle olduğu için Cenab-ı Hak ben onun gıyabında dua ettiğim için benim duamı kabul ederek bu Cenab-ı Hak onu muhafaza etti diyor. Ama siz de öyle yapmış olsaydınız sizin durumunuzdan da Cenab-ı Hak beni haberdar ederdi ve ben sizin için dua ederdim. O zaman kurtulurdunuz. Ama siz yani ağzınıza girene ve çıkana dikkat etmediğiniz için yaptığınız dua kabul olmadı. Dolayısıyla da soyundunuz soğana çevirdiniz buyuruyorlar. Maide suresinin 27. ayet-i kerimesinde meal itibariyle Allah-u Teala ancak takva sahiplerinin ibadetlerini ve duasını kabul eder. Allah-u Teala ancak takva sahiplerinin ibadetlerini ve dualarını kabul eder. Hadis-i kutsi'de de bir kulum bana yaklaşırsa ona sesleri duyurur ve saklı şeyleri de gösteririm buyuruldu. Şimdi ama burada bana yaklaşırsa bu samimiyetle demektir buyuruluyor. Samimiyetle demektir. Bakın biraz önce hani vesile ederek dedik ya efendim İmam Birgivi Hazretleri var. Bu zatın Etvalül Müslimin isimli kitabında bir hadis-i şerif zikrediliyor. Bu hadis-i şerifte buyuruyor ki bir müminin kabrini ziyaret ederken Ya Rabbi Muhammed Aleyhisselam hürmetine buna azap yapma denirse Allah-u Teala kıyamete kadar azabını durdurur. Çünkü bir kabrin başına gittiniz. O kabirdekinde bir menfaatiniz yok ki artık. Ya ben sana dua edeceğim ama sen bana görürsün işte şu kadar para verirsin falan. Şu işimi halledersin. Ne denilecek? Bitmiş onun hayatta bir şey. Sen onun için samimiyetle Allah rızası için yapıyorsun. Ya Rabbi Peygamber Efendimiz'in hatırı ve hürmetine bunun azabını kaldır deyince onun için gıyabında bir dua oldu ve dolayısıyla da Cenab-ı Hak kabul eder ve onun azabını da kaldırır buyuruyor. Ve Hüsnül Hasin kitabında dua adabı anlatılırken geçiyor. Duanın kabul olması için peygamberler ve salih kulları vesile etmelidir. Buhari'deki hadis-i şerifte de bu böyle olduğu bildirilmiştir buyuruyor. Ve Ali Ramiteni Hazretleri var İslam alimlerinden. Bu zat da buyuruyor ki günah işlememiş bir dil ile dua ediniz ki kabul olsun. Günah işlememiş bir dil ile dua ediniz ki kabul olsun. Şimdi herkes takkesini önüne koysun ve düşünsün. Dua günah işlememiş bir dil. Bu dil neler yaptı? Kalp kırdı, dedikodu yaptı, gıybet etti, suizan etti, kibirlendi, büyüklük tasladı, diliyle yaptı bunu. Allah-u Teala muhafaza buyursun. Dilimizi o zaman hocam fena sözlerden de devamlı muhafaza etmek durumundayız. Doğru. Çirkin ve fena sözler. Doğru efendim. Bakın duanın kabul olması için şartlar anlatılırken buyuruyor ki Kur'an-ı Kerim okunan yere rahmet ve bereket iner. Bu zaman yapılan duanın kabul olması çok umulur, çok ümit edilir buyuruluyor. Bir hadisi şerifte de kader tedbir ile sakınmakla değişmez. Fakat kabul olan dua o bela gelirken korur buyuruluyor. Ve yine bir hadis-i şerif kazayı muallakı hiçbir şey değiştiremez. Yalnız dua değiştirir ve ömrü yalnız ihsan, iyilik arttırır buyuruluyor. Ömrü arttırıyor. İhsan ve iyilik. Evet efendim. İhsandan maksat cömert olmak mı hocam? Evet. Vermek yani. Evet. Sadece para mal vermek suretiyle değil. Dua etmek de ihsan mıdır? İhsandır ve fedakarlık yapmaktır. Yani adam geldi böyle anlatıyor falan. Baktın sen haklı olduğun halde adam haklıyım dedi. Tamam dedi, sen haklısın. İhsanda bulundun. İlle mal vermek şart değil. Peki dedin adamcağıza. Ama değişemiş yine bir şey olur mu? Hayır, olmaz. Allah-u Teala'nın takdirinden başka hiçbir şey olmaz. Onun için öyle demenin bir zararı olmaz buyuruyorlar. Hazreti Ömer radıyallahu teala anh hazretleri işte hançerlenmişti arkasından mescitte. Kâb-ül Ahber rahmetullahi teala aleyh hazretleri de o anda hayatta. Hazreti Ömer radıyallahu teala hazretleri o hançerlenme sebebiyle şehit oldu. Ve buyuruyor ki bu zat Kâb-ül Ahber hazretleri buyuruyorlar ki Hazreti Ömer daha yaşamak isteseydi dua ederdi. Zira onun duası elbette kabul olur. Deyince bunun işlerine şaşırıyorlar. Ve diyorlar ki nasıl böyle söylüyorsun? Allah-u Teala mealen ecel bir an gecikmez ve vaktinden önce gelmez buyuruyor. Senin bu sözün ne biçim söz diyorlar. Ve Kâb-ül Ahber hazretleri buyuruyorlar ki evet, ecel hazır olduğu vakit gecikmez. Fakat ecel hasıl olmadan önce sadaka ile, dua ile, ameli salih ile ömür uzar. Zira Fatır suresinde mealen herkesin ömrü ve ömürlerin kısalması hep yazılıdır buyurulmaktadır dendi. Her sene mesela, her sene Şaban ayının 15. gecesi Berat gecesinde yazılıyor. Her şey takdir ediliyor. Ama şartlı takdir ediliyor bazen. Dua ile, verilen sadaka ile gelmekte olan bela geri çevrilebilir ve bazı şeylerde kazayı muallak cinsinden olan şeyler de değişebilir buyuruluyor. Efendim bazı kitaplarda da mesela duanın kabul olabilmesi için helal yemeğini hepsi söylüyor. Giydiği temiz olmalı, helal olmalı. Dua ederken de kalp uyanık olmalıdır buyuruluyor. Kabul eder. Eline açmış ezbere ne oldu, ben dua ettim. Yo, kalp uyanık olacak ve ne istediğini de iyi bilecek. Duanın kabul olması için acele etmemeli, tövbe etmeli, istiğfar etmeli, duaya devam etmeli, usanmamalı. Çünkü Allah-u Teala dua etmeyi ve dua edeni sever buyuruluyor. Kabul ettiği halde istenileni vermeyi geciktirerek duanın ve sevabının çok olmasını da isteyebilir Cenab-ı Hak buyuruluyor. Duayı hiç olması mesela bazı alimler de 3 kere demişlerdi, bazı alimler de buyuruyor duayı hiç olması 7 kere tekrar etmelidir buyuruluyor. Allah Allah. Ya. Bu önemli şimdi. Rahat ve huzur zamanlarında çok dua edenin dert ve bela zamanlarındaki dualar çabuk kabul olur. Hani siz söylüyorsunuz ya. Hı hı. Biraz önce arz etmiştik ya onu. Rahat ve huzur zamanlarında çok dua edenin dert ve bela zamanlarında duaları çabuk kabul olur. Duadan önce Allah-u Teala hamd etmeli, Peygamber Efendimiz'e salavat-ı şerife söylemelidir. Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam duaya başlarken Sübhane Rabbiyel Aliyyil A'lel Vehhab dermiş. Sübhane Rabbiyel Aliyyil A'lel Vehhab der, öyle başlarmış duaya. Ve sonra duada kalbine gelen hayırlı şeyi istemeli, söylediğinin manasını da öğrenmeli. Ve dua bir temenni olmamalı. İstediği şeye kavuşturacak sebeplere de yapışmalı. Sebeplere yapışmadan yapılan dua kabul olmaz. Çünkü hadis-i şerifte çalışmadan dua eden silahsız harbe giden gibidir. Topun yok, tüfeğin yok, gitmişsin. Hey hemşerim ben geldim, ben sizinle dövüşeceğim. Neyle? Hiçbir şey çıkıyor, olmaz öyle şey. Peygamber Efendimiz'in aleyhissalatü vesselam çok okudukları, tavsiye ettikleri dua. Hepimizin bildiği. Allahümme Rabbena atina fid dünya haseneten ve fil ahireti haseneten ve gına azâbennâr. Ve bir de kendine ve ehline, evladu yâline zararlı dua yapmamalı. Mesela Ya Rabbi canımı al. Duanın kabul olacağı ana denk gelip küt diye gidersin. Allah-u Teala korusun. Ve bir hadis-i şerif son olarak Allah-u Teala çok dua edenleri sever. Dua edip ümidini kesmeyen, vaad olunan 3 şeyden birine elbette kavuşurlar buyruluyor. Cenab-ı Hak inşallah Teala dualarımızı kabul eder, sıkıntılarımızı izale eder. Biz dinleyicilerimize dua ediyoruz. Onlardan da dua talebinde bulunuyoruz. Cenab-ı Hak hepimiz hakkında hayırlısını nasip ve müyesser eylesin diyoruz inşallah Teala ve istiğfara da devam edelim. Sıhhat zamanında çok dua edersek sıkıntı zamanındaki yapılan dualar kabul olur inşallah Teala. İnşallah. Evet sevgili dinleyenlerimiz, önümüzdeki hafta inşallah yine aynı gün ve aynı saatte buluşabilmek dileğiyle hoşçakalın. Gönül Pınarı.